Alişan merhabalar, hoş geldin. Hoş bulduk. Seni Mega Hafızan İstanbul Merkezi'nde ağırlamaktan dolayı çok mutluyuz. Gerçekten biz de son zamanlarda faaliyetlerimizi İstanbul'a da taşıdık. Beyinden beyine satış. Şimdi Anzan, işte öğrenciler için Anzan'ı da başlattık. Hayırlı olsun. Senin de dijital tarafta yaptığın çalışmaları takip ediyoruz. Zaten yaklaşık bir senedir şahıs olarak beraber de çalışıyoruz seninle. Aynen. Dolayısıyla burada bir şirketler için dijital tarafta daha iyi neler yapılabilir, onları konuşmak istedim. Öncelikle şunu sorayım, sence pazarlama nereye gidiyor? Yeni iş yapış şekilleri neler? Bununla ilgili bir yorumlarını alabilir miyim? Tabii ki, kesinlikle. Öncelikle 5 yıllık dijital pazarlama deneyimimi sorgulayacak olursak, uzun zamandır yurt dışını takip ediyorum. Özellikle Amerika, Avrupa'daki gelişmeleri ve bu ülkeler neden bizden çok daha ilerideler? Bu çok önemli. Şimdi baktığımızda gerçekten çok benzersiz bir dönemde yaşıyoruz ve internet hayatımızı gerçekten çok ciddi bir şekilde şekillendirdi. Ve ticaret içinde interneti kullanmamak artık elde değil. Çünkü ya online olursunuz ya da yok olursunuz. Bunu Bill Gates söylüyor kendisi. Ve hatta Mark Zuckerberg'in de çok güzel bir sözü var. Yani insanlar sizinle iş yapmaya sosyal medya hesaplarınızdan başlıyor. Ve işte Google'daki çıkan sonuçlara göre sizinle iş yapmaya başlıyor. Dolayısıyla bugünkü dijital ortam ve dijital ortamdaki ayak iziniz gerçekten son derece önemli. Çünkü müşterilerimiz artık bizi araştırıyor, kıyaslıyor, fiyat rekabetine, kaliteye ve birçok şeye dikkat ediyor. Ve internet sayesinde bunu artık cebindeki akıllı telefonu çıkararaktan direkt hakkımızda birçok bilgiye rahatlıkla bir şekilde ulaşabiliyorlar. Ve burada şirketlere düşen kısım şu, dijital ortamın aslında iki tane tarafı var, olumlu ve olumsuz. Şu anda Türkiye pazarına baktığımızda birçok şirket aslında olumsuz bir tarafı var. Çünkü web sitelerine girdiğin zaman ya da sosyal medya hesaplarına girdiğin zaman potansiyel müşteri olarak ben ürküyorum. Ve müşteri olmaktan hızlıca uzaklaşıyorum. Ama tam tersi, bu dijital ortam, yani YouTube kanalınız, sosyal medya hesaplarınız, web sayfanız doğru bir şekilde yapılanırsa bir adım öne geçmiş olacaksınız. Ve bunu da tabii ki bu sosyal medya yönetimini de, dijital varlığınızın yönetimini de profesyonellerin eline vermek, profesyonellerin eline teslim etmek çok daha akıllıca olur. Veya bir iş sahibi olarak ya da uzman olarak bu konuda dijital pazarlama, online marketing eğitimlerini alması bence önümüzdeki 5 yıl içerisinde çok önemli bir fayda sağlayacaktır. Yani bu bir nevi aslında kaldıraç etkisi. Şimdi biliyorsun, pasif gelir ifadesini artık dünyada değiştirdiler. Kaldıraçlı gelire döndük. Evet. Sürekli olarak gelirimizi kaldıraçlı hale getirmeye çalışıyoruz. Yani yaptığımız çalışmalarla aslında bir emek verip bunun çıktısını, o hani verimliliği arttıracak şekilde konumlandırıyoruz. Zira zaten bir yıldır da biz birlikte çalışıyoruz seninle. Şahıs olarak ben çalışıyorum. Yaptığın çalışmaların farkındayız. Biz yani noktaları taşıdığını. Dolayısıyla bunun için özellikle sana teşekkür ediyorum. Eyvallah. Gerçekten hep onu da söylüyorum. Bir de şey çok önemli tabii, iş yaptığınız insanların sizi sadece ileri taşıması çok yönlü. Yani işe çok yönlü bakmak lazım. Aynen. Bilim anlamında da, görgü anlamında da, bilgi anlamında da birçok farklı bağımsız değişken var. Biz hayata tek bir yönden yaklaşmıyoruz yani. Tamam, para çok önemli. Ancak burada baktığında pek çok farklı bağımsız değişken var. Şunu soracağım, yani birçok şirketin bence kafasında şu var, nereden başlamalı? Yani adam değişime karar verdi. Yani refah, rahatsızlık duyuyor bir şeylerden, evet, bir şeyleri değiştirmek istiyor. Ne yapmalı, nereden başlamalı sence? Bence öncelikle tabii ki de müşteriden aldığımız geri bildirimler gerçekten çok önemli. Çünkü bizim kafamızdaki ürün veya hizmet anlayışından ziyade dışarıdaki, sahadaki ve piyasadaki müşterilerin ne talep ettikleri, yani bizden ne istedikleri çok önemli. Ve biz bu böylelikle bir pazar araştırması yaptığımızda insanlar bizden ne istiyorsa ona karşılık bir ürün veya hizmet sunmamız gerekiyor. Ve dijital ortamın burada şöyle bir katkısı var. İşte dijital kaynaklarınızı kullanarak, bir YouTube kanalını ya da işte sosyal medya hesaplarınızı kullanarak ya da bir satış hunisi yöntemiyle sahaya süreceğiniz ürün veya hizmetin tutup tutmayacağını çok rahatlıkla bir şekilde öğrenebilirsiniz. Yani 100-200-300 dolarlık bir reklam bütçesiyle pazarı yoklayabilir. Bu ürünün talebi var mı yok mu? İnsanlar sizi arıyor mu? Sizinle etkileşime geçip bu ürünü almak istiyorlar mı?
çok kısa bir süre içerisinde, yani bir hafta 10 gün içerisinde işte 100-200-300 dolarlık bir meblağ ve bütçeyle bu ürünün ya da bu fikrin tutup tutmayacağını dijital ortamda çok daha hızlı bir şekilde yüz binlerce kişiye aynı anda ulaşarak onların fikirlerini alıp ona göre evrimleşip ona göre geri bildirimlere göre kendinizi şekillendirip çok daha güçlü bir şekilde devam edebilirsiniz. Bir önceki konumuza dönecek olursak kaldıraç etkisinden bahsettik. Yani dijital ortamın kaldıraç etkisi gerçekten çok etkili, çok tabii önemli. Sistemi onun üstüne kurgulamak lazım zaten. Biz de Melik hocamız o konuda gerçekten çok tecrübeli. Yani bu kaldıraç etkisini işimizin temel taşlarından birisi haline getirmemiz lazım. Temel prensip olması gerekiyor. Tabii. Biz uyurken bile tabii bu tembellik anlamında değil, biz hep çalışacağız. Ancak sürekli olarak gelir üretmemiz lazım. Yani çoluğumuza, çocuğumuza da gene güzel yanımlar bırakabilirim. Özellikle bu pasif gelirden bahsedecek olursak yine şu anda mesela çektiğimiz video aslında bir araç. Ve bu araç bizim için YouTube kanalında belki yıllarca bizi izleyen yüz binlerce insan olacak ve bize geri dönüş sağlayacaklar. Benim mesela şu anda sahip olmuş olduğum web sitesi veya işte sahip olmuş olduğum YouTube kanalı bana sürekli bir şekilde potansiyel müşteri getiriyor ve ben orada çekmiş olduğum belki 100'e yakın videom var ve bu videolar pasif bir şekilde birileri sürekli her gün yüzlerce kez izleniyor videolar ve ben o videoları çekmek için aslında çok cüzi bir zaman harcadım ama son 3-4 yıldır bu videolar bana potansiyel müşteri kazandırıyor ve kaldıraç etkisi aslında burada. Zaten dünyada yani bunu da yok sayamayız. Yani kesinlikle. Bunu hani ya biz boş verelim, biz bunun içinde olmuyoruz deme şansımız yok. Bizim soracağımız soru şu olmasa lazım. Biz bunun için ne şekilde olabiliriz? Evet. Yani nereden başlayabiliriz, nereden başlamamız lazım? Çünkü bugün bakıyorsun gerçekten iş hayatında doğru kararları ard arda veren insanlar, ben hep görüyorum yani etrafımızda da öyle, biz de öyle kaçınılmaz. Adım adım yukarı çıkıyor. Kim de eski yöntemlere bağlı hala yaşarsa veya yok sayarsa, yani ben bu adamı sevmedim dijital falan. Ya ben hep onu söylüyorum. Ya şimdi diyelim biz bu röportaj çekiyoruz. Bakın eylem odaklı. Ha ya gördüm, daha önceki röportajımızı da söyledim. Her zaman da söylüyorum. Eylem olmadan bilgi yüktür. Kesinlikle. Eylem olmadan bilgi bir işe yaramaz. Eyleme dönüştürür. Ya birileri çıkıp konuşuyor. Dijital tarafta bir şey vardır belki. Ben bir araştırayım. O adam da şartlık olursa ne hala güzel. Aynen. Eğitim mesela, bu konuda eğitim de almak önemli. Hani her anlamda eğitim ve teknoloji yapılan yatırım, teknoloji de dijital pazarlama ile eşdeğerdir. Boşa gitme. Ben bugüne kadar eğitim ve teknoloji yatırımı yapıp da bu boşa gitti diye hiç kimseye rastlamadım. Etrafta, belki senin etrafta vardır da bilmiyorum yani. Ben rastlamadım. Aslında şöyle oluyor. Genelde dijital ortama yatırım yapan birçok insan var. Fark ediyorum mesela işte Instagram'da, Facebook'ta, YouTube'da birçok insanın reklam verdiğini görüyorum. Yani belirli bir dijital reklama ayrılmış bütçeler var ama bu bütçelerin doğru yönetilmediğini düşünüyorum. Çünkü genelde verilen reklamı tıkladığım anda çok gereksiz sayfalara gidiliyor. Ya da bir yakalama sayfası, bir müşteri mıknatısı, bir satış hunisi yöntemi olmadığı için kişilerin vermiş olduğu bu reklam bütçesi aslında boşa gidiyor. Yani 1000 lira karşılığında 1000 kişiyi web sayfaya getiriyorlar fakat bunların %80'i geri gelmiyor. Çünkü arka tarafta yönlendirilen sayfada bir sistem yok. Yani bir mail pazarlama sistemi, bir gelen kişiyi yakalama sistemi, karşılığında bir ücretsiz müşteri mıknatısı dediğimiz bir yem ürün. Yani insanın ilgisini çekip reklama tıkladığı anda web sayfanıza geldiğinde eli boş göndermemeniz gerekiyor bu anlamda. Yani bu şekilde boşa giden yatırımlar var. Yani teknoloji ve dijital pazarlamaya verilen birçok bütçeler var ve boşa giden de birçok bütçe var. Bunu fark ettim. Bütçeyi planlamadan önce bence sistemi kurgulamak gerekiyor. Çünkü o sistem kurgulanmadan yapılan birçok iş boşa gidiyor ne yazık ki. Ya onun çok güzel şeyler söylediğini teşekkür ederiz. Yani misafir oldun hem bizi şerefen hem de bu video sayesinde belki binlerce kişiyi doğru yöne doğru. Çünkü söylediklerimiz hep bu dünyada da kabul edilen şeyler. Bir işi yapmak evet güzel ancak ben şimdi kalkıp da hepimize bak ben şimdi Facebook'u açayım reklam vereyim de yani bunun hani sonucunda ne olacak? Bunları hep test etmek lazım. Biz mesela hani uzmanlıkta birçok farklı yöntem kullanıyoruz bununla ilgili ve hep böyle sistematik şekilde stratejik gitmek lazım. Kesinlikle. Yoksa şu zor değil. Kimseyle de onun için çalışmazsın. Açarsın Facebook'u, Instagram'ı, reklam giyin, oradan yönlendirmelerle hedef. Ancak bu ne kadar sonuç verir işte ortada. Yani evet. Bizim konuş, ondan sonra şu oluyor çünkü biz reklama 1000 lira harcadık, 2000 lira harcadık.
1 lira bile kazanmadım. Bu yani dijital... 100 lira kazandık 2 bin liraya. Bu dijital pazarlama işimize yaramadı. İşimize yaramadı. Yani şimdi. Evet. Bunlarla karşılaşıyorum çok sık. Hatta yani. Facebook'un özellikle yapmış olduğu en büyük tuzaklardan birisidir o. Mesela bir paylaşım yaparsınız. Böyle 15-20 dakika içerisinde Facebook size şöyle bir bildirim gönderir. Der ki işte bu yapmış olduğunuz gönderi çok fazla etkileşim aldı. Bunu isterseniz işte 15 TL karşılığında bilmem 100 bin kişinin önüne çıkartın, gösterin tek tıkla. Aslında en büyük tuzaklardan biri o. Çünkü tek tıkla işte o işte 15 TL karşılığında 100 bin kişiye göster reklamı aslında etkisiz. Yani kolay ayarlanabilen fakat etkisi... Hangi yüzüne göster? Tamam. Yüzüne gösterelim. Biz şimdi bu videoyu çekiyoruz. Bizi izlerse de ilgili insanlar. Evet. İlgisi yoksa da hani 100.000'e göster. 1 milyona da gösterebilirsin. 15 liranız boşa gittiği kesin yani. Facebook'un kasasına gidiyor aslında. Aynen. Boşa gitmiyor. Facebook'un kurmuş olduğu bir tuzak bu. Dolayısıyla hani bunun bir tuzak olduğunu da nereden anladık? Biz de çok deneyim yaptık. Yani ya biz bu parayı yatırıyoruz ama bir dönüşüm alamıyoruz. Meğerse Facebook'un arka tarafında bir reklam yönetim paneli var. Yani çok daha profesyonelce ve profesyonellerin yönettiği ve 1 lira koyduğunuzda 2 lira, 3 lira, 5 lira alabileceğiniz bir reklam yönetim paneli ve bir sistem var. Ve bu sistemi bilenlerle çalışmanız son derece önemli. Bütçeyi boşa harcamamak adına. Her işi uzmanıyla çözmek lazım. Yani bugün onun için biz eğitime, onun için bu kadar yatırım yapıyoruz. Kendimiz de bir yandan işte şimdi farklı işler sürekli gelişim işleri. Hep işi en profesyonelle yapmaya çabalıyoruz bir şekilde. Yani kendimiz yani bir okul okuyup da 3 tane makale okuyup dijital pazarlamayla ilgili okur internetten okuruz değil mi? Yani bir soru yani nasıl geliştirilir? Dijital pazarlamayla bak okursun da olay o değil. Onun uygulamalarını doğru yapmazsan sonuç biz dijital pazarlamaya 5 bin lira yatırım yaptık. Boşa gitti. Boşa gitti. Ve yani, dijital pazarlama bizim sektörde işe yaramıyor. Ön yargısıyla kendi başarınızı aslında kapatıyorsunuz. Bu ve geleceğini de aslında o ön yargı şunu demen lazım. Ya bu zamana kadar denediğim yollar evet bana bir şeyler kattı ama demek ki ben bu amaca giderken amacını bileceksin. Başka bir yoldan gitmem lazım. Evet, farklı belki, bir strateji denemekte. Eğer çalıştığım birinden verim alamadıysam belki onu değiştirmem lazım. Ya da ne bileyim yaptığım işten verim alamadıysam onu değiştirmem lazım. Kesinlikle.